etmezse eşek şakası olarak başımıza ne gelecek? Hadi başlayalım. Şöyle bir durdurun videoyu bir çay alın kahve alın artık ne içiyorsanız. Alkol içecekler kesinlikle yasak. Enflasyonun resmi yüzde %40'ı küsuratları atlıyorum. Yuvarlak rakamlar veriyorum. Pazardaki enflasyon nedir o siz bilirsiniz ama herhalde %50'nin altında değil. Ve bu enflasyon düşmeyecek. Enflasyon yükselecek. Bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ekonomik teori bize söylüyor. Enflasyonun yükselmesinde iki önemli neden var. Bir, Türk lirası değer kaybetti. Bütün ithal fiyatları yükseldi. Bu tabii ki enflasyona yansıyacak. Şöyle söyleyebilirim. Türk lirası işte seçimlerden bu yana yüzde %20 civarında değer kaybetti. Bu önümüzdeki 6 ayda muhtemelen enflasyona 6 ile 10 puan arasında bir ek getirecek. İkincisi seçimden önce büyük miktarlarda para harcandı ve seçim vaatlerine nedeniyle de harcanmaya devam ediyor. İşte asgari ücrete zam yapıldı %35 civarında. Yine Merkez Bankası'nın bir araştırmasına göre asgari ücret her 10 puan zam enflasyonun yüzde %2 arttı arttırıyor 6 ayda. Demek ki asgari ücret zammından da bir 6 puan gelecek. Genelde şöyle söyleyebiliriz. Ekonominin üretim kapasitesi, arz kapasitesi sınırlıdır ama talep sonsuz olabilir. Özellikle para bastığınızda ve hükümet fütursuzca para harcadığında talepte az arzı geçtiğinde fiyatlar yükselir. Bu da ikinci nedenimiz. Bir kez daha söylüyorum. İki nedenden dolayı enflasyon yükselecek. Bir, Türk lirası değer kaybetti. Türkiye'de Türk lirasının değer kaybı her zaman enflasyonun yükselmesine neden olmuştur. İkincisi aşırı bir talep var. Hükümet para pompalıyor. Bir de tabii ki yani Alk elden geldiğince tüketiyor. Niye tüketmesi ki? Yani tasarruf edersen para kaybediyorsun. Bir de bunun üzerine yazın 50 milyon turist gelecek. Biz 5 milyar dolar civarında bir turizm geliri bekliyoruz. o da bir talep. Yani turist geliyor burada harcıyor. O da bizim yediğimiz karpuza, içtiğimiz vodka, şey pardon meyve suyuna ortak oluyor. O da bizim otellerimize gidiyor. Fiyatları yükseltiyor. Dolayısıyla Türkiye ve enflasyon dalgasıyla karşı karşıya. Bu enflasyon nereye gider derseniz. Valla benim naçiz tahminim. Eğer ek tedbir alınmazsa sene sonunda %50 ile 55 arası bir resmi enflasyonda Tabi sokaktaki enflasyon ne olur onu bilmek zor. O da herhalde bir 10 puan daha yüksek olur. Peki böyle bir sorunuz var. Bununla nasıl başa çıkabilirsiniz? Etkinlik ölçütüne göre sıraya koyuyorum. Bir, sıkı para politikası uygularsınız. Yani faizleri arttırırsınız. Bunun nasıl bir faydası olur? Faizler arttığında insanlar tüketimden bir miktar tasarrufa kayarlar. Faize hassas malların tüketimi yavaşlar. Yine kısmen faize hassas olan özel sektör yatırımları yavaşlar. Sonuçta ekonomide yavaşlar. Talep tarafı yavaşlayınca enflasyon düşmeye başlar. Ki bütçede daha az yaparsınız. Bu da aynı şekilde bütçe harcamaları vergi toplanmadan yapıldığı zaman ekonomiye bir gelir aktarımıdır. Bu da harcanır. Yani bütçe açıkları talebi arttırır. Siz bütçe açıklarını keserek, harcamaları kısarak talep azaltırsınız. Arz aynı talep düşüyor. Ne oldu? Enflasyon da bir süre sonra düşer. Üçüncüsü de gelirler politikasını değiştirirsiniz. Yine tekniklerin o da şu. Endekslemekten vazgeçersiniz. Yani işte her altı ayda bir Deniz emekliyim. Kamu çalışanı, memuru ve emekli en az enflasyon kadar zam alıyor. Pek çok toplu sözleşmede böyle yapılıyor zaten. Dersiniz ki bundan sonra geçmiş 6 ayın enflasyonunu zam olarak size vermeyeceğiz. Önümüzdeki 6 ayda beklenen ve hatta ettiğimiz enflasyon kadar zam alacaksınız. Tabii bu bayağı inanın bana bayağı, bayağı bir gürültü kopartır. Ama sonuçta ileriye dönük endeksleme ile enflasyonla mücadele edebilirsiniz. Başka hangi yolları var? Bilmiyorum. Siz bana söyleyin. Biz bilim insanı kafamızdan bir uyduramayız ki.